Çok teşekkür ederiz. Alkışlar Merve Hanım için. Üçüncü yarışmacımız, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim efendim. Özge Hanım ne güzel yarıştı. Evet, çok güzel yarıştı. Ama kendisi de söyledi. Gereksiz yere çok harf aldım. Değil mi? Yani 9000 lira park edebilirdik. Öyle olmadı. Canımız sağ olsun 8300 puan artı 2 saniye. Yapılması gereken şey 15 tane harf alınabilir 14 soruda. Ama bence daha azıyla da idare edersiniz olabilir. Siz. Biraz da kendinizi anlatın Merve Hanım. Ben 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Bu yaz İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldum. Çeko. Evet, Çeko. Güzel. Şu an ikinci üniversite okuyorum, sosyoloji açık öğretim. Önce ama şu 8300'ü bir aşın. Tamam. Hatta elinizdeymişken daha da yukarılara taşıyın da uğraşsın Hanife Hanım, uğraşsın Savaş Bey. Zaten Özge Hanım fark ettiğini Savaş Bey hedef gösterdi. Boşuna değildir bence. Evet. Başlasın mı? Başlasın. İlk sorumuz biraz zorca. Olabilir. Bilmiyorum, benim fikrim bu. Moralinizi bozmayın eğer ki harf alırsanız. Tamam. Geliyor. Bazı kaynaklara göre cerrahide kullanılan ilk anestezi maddesiymiş. Harf alayım. Lokman ruhu da derlermiş eskiler buna. Hatta bulmacalarda bu şekilde çıkar lokman ruhu diye. Filmlerde filan hani birisini kaçır... Nedir? Eter. Eterdir. Nereden biliyoruz? Emel Sayın'ı halının içine saran Mavi Boncuk filminden. Buyurun gelsin ikinci soru. Trafik zorunlulukları dışında durma biçimi. Acil. Hayır. Değil. Trafik zorunlulukları dışında durma biçimi. Ehliyetiniz var. Var. Aktif araba kullanıyorsunuz. Hayır. Kullanmıyorsunuz. Harf alayım. Almasaydık yahu. P harfiyle başlıyor. Park. Nedir? Park. Parktır. Bir şey olmaz. İki tanecik harf aldık, kenara koyduk. Burada harf almayacağız ama. Almayacağız. Bedenimizdeki yaşamsal sıvı kanalları. Bedenimizdeki... Damar. Nedir? Damar. Damar. Şimdi dikkat. Aynı zamanda yaygın bir erkek adıdır dedik sorunun içerisinde. Ama yani işte Ahmet Mehmet kadar yaygın değildir. Tamam. Soruyu okuyayım. Padişah, hükümdar, Hakan anlamında yaygın bir erkek adı olarak da kullanılan söz. Bunun sonuna bir E harfi eklerseniz o da yaygın bir kadın adı olur. Aynı zamanda padişah, hükümdar, Hakan eşi anlamına gelir. Sultan geliyor. Sonuna bir E eklerseniz. Bu 5 harfli. Harf alayım. Aldık bir harf. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun hani hükümdarı vardı nokta nokta şah. Melik. Nedir? Melik. Melik'tir. 400 puan da yerinden. Yerleşti yerine. Biz de geçtik 6 harfli cevaplara. Tek kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştu. Dil bilgisi sorusu. Diyor ki yüklemi sonda olmayan devrik cümleleri niteleyen sözcük. Devrik cümleler. Bir örnek verir misiniz devrik cümleye? Hep kullanırım. Ama hesabın bitmedi seninle daha. Ondan daha güzeli yok. Buyurun gelsin yeni soru. Sofrada kullanılan sıcak kap kacak altlığı. Biliyorum. Ne bileyim işte yumurta yaptık sahanıyla koyacağız. Yakmasın masayı diye. Biliyorum da gelmiyor. Altına koyduğumuz o. Sen harf alayım. Aldık bir harf. Ne harfiyle başlıyor? Nevale. Nevale değil. Nevale sahanın içi. Nihale. Gayet güzel. Yanlış yollara girebiliyoruz ama hemen geri dönüyoruz asıl rotaya. Böylelikle ulaştık 7 harfli cevaplara. Süreniz güzel, puanınız güzel. İlk 7 harfli cevabınızla birlikte 3000'i aşacaksınız. Her şey yolunda Merve Hanım. Buyurun, 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 buyurun. Yeni sorular. Bünyesinde bulundurmak, ihtiva etmek. İçermek. Bilmiyorum. Mi? İçermek. İçermek elbette. 700 puan daha. Bugünün en iyi başlangıcı ve beraberinde en iyi devamı. 100 puan fark var. Bakalım. Özge Hanım 3200 puandaydı bu noktaya ulaştığında sizin süreniz ondan daha iyi. Buyurun gelsin yenisi. Sağlığa, temizliğe ve dış görünüşüne bakımlı önem ve emek veren kişilere bakımlı değil mi? Oluyor. Oluyor da. Değil mi? Aradığınız cevap mı? Ha. Daha başka, daha spesifik bir tanımlama, bir kelime var mı? Yani bence yok. 700 puan daha efendim. Baktım fazla rahatladınız.
azıcık heyecanlandırıyor. Ben böyle değildim az önce, bilmiyorum. İyisiniz. Burası güzelmiş. Yok, iyisiniz maşallah.